şekillere gel Allah aşkına. Şöyle abi iki tane kürdan veriyor. Şu anda ezan okunuyor. Uzun zaman sonra ezanı duymak da gerçekten sevindirici ya. Ermenilerin mahallesi bile varmış burada. Peki Malezya'nın Penang adasında Müslüman yoğunluğu olduğu veya Çinlilerin olduğu bir mahallede neden buraya Georgetown diyorlar? Ama sokakta gerçekten çok güzel be. Dostlar yeni bir bölümden, yeni bir videodan herkese selamlar. Yiğit'le beraber Malezya'nın Penang adasına geldik. Çok kısa bir süremiz var bizim burada. Bizim normalde biz Kuala Lumpur'a gidiyorduk ama aktarma yaptı uçağımız. Neredeyse bir gün buradayız. Biz dedik, biz öğlen geldik tabii. Sabahtan geldik. Gittik otele yattık falan, böyle güneş bir gitti. Kendine geldi ortalık. Hadi bir git kendimizi sokağa atalım. Şu Penang'ın meşhur şu Georgetown'ını gezelim dedim. Şimdi Yiğit'le beraber Georgetown'a doğru ilerliyoruz. Bu Georgetown dediğim yer Penang adasının tam bir merkezi. UNESCO miras listesinde mahalle. Şimdi size orayı bir gezdireceğim. Bu arada havalimanından sim kart aldım. Herhalde aldığım en ucuz sim kartlardan bir tanesiydi. Sadece 15 ringgit 100 TL'ye sınırsız internet aldım. Gerçekten ya, gördüğüm en ucuz internet olabilir. 100 TL'ye sınırsız internet. Bayağı ucuz ya. Diğer yerlere göre o kadar, diğer ülkelerden de aldık ama en ucuz burası. Yemek de hiç yemedik ya. Karnımızı da doyurmak lazım. Aynen abi. Belki sokak lezzetleri falan varsa öyle ufak ufak atarız zaten. Abi Penang adasında konaklama hiç uygun değil. Çoğu yer aşırı pahalı Penang adasında. Ama mesela Malezya'nın Kuala Lumpur'u çok daha ucuzdu. Kuala Lumpur'da müthiş ya, yani az paraya çok iş yapabiliyorsun. Ama Penang'da öyle değil. Penang adası gerçekten konaklama olarak pahalı bir yer. Burası kesin Dürya'nın başkenti. Abi her yerde Dürya'nı satan görüyorum. Düryan meyvesi her yerde. Resmen sokaklar düryan meyvesi kokuyor. Gel bakalım, duman muman çıkıyor. Penang adası bu arada Malezya'da en çok domuz kullanılan adaymış. Nedeni Çinli nüfusunun çok fazla olması. Taksici abi dedi ki çok dikkat et dedi. Sakın dedi her helal yazan restorandan bile yemek yeme. Çoğunda dedi domuz var oluyor dedi. Ya yağında kullanıyor ya aynı tavayı kullanıyor ya bir şey oluyor dedi yani. Nasıl anlayacağız abi dedim. Sadece Malezyalıların restoranına bak dedi. Çinlilerin restoranına dedi güvenme. Tamam abi dedik, öyle çıktım. Burada bir şey yokmuş ya. Öyle ufak ufak. Çıkın mı? Bak bu çıkın diyor ha. Bak bunda sadece çıkın var abi. Tezgahında başka bir şey yok bu adam. Ne var? Çıkın but diyor. Ballı diyor. Çıkın kanat diyor. Çıkın şiş diyor. Bu adam tezgahında başka bir şey yok. Bundan yenilebilir aslında. Vallahi abi ne bileyim. Hiç içi açıcı da durmuyor ya. Lezzetli durmuyor çok. Ama şu kanatlar, şu şiş güzel duruyor ya. Ha? Ne diyorsun? Dur bakayım ben bir tavuk şişten alacağım. Bu neyini yemeyeyim abi? Ballı diyor, tavuk şiş diyor. Başka bir şey yapmıyor oğlum. Adam başka tezgahında bir şey yok. Sadece çıkın var. Ha, şiş olarak tabii. Ben şu çıkından şişten yiyeyim bakayım. 6 tane şiş diyor, 5 ringgit diyor. Deneyeceğim bakayım. Alırım yani. Güzeldir ya. 5 ringgit. Yes. Yes. On a plate. Yes. Dur da yine tezgahına geçeyim. 5 piece. 5 piece. No, 5 ringgit, 6 pieces. Ha, okay, okay. Okay. Abi adam daha ne yapsın abi? Odun ateşinde yapıyor. Yok, odun ateşi, pardon, mangal kömüründe. Ve başka bir şey yok. Sadece tavuk var adamda. Yenir yani. Aha, turistler geldi. Şekillere gel Allah aşkına. Şu olay Bangladeş'te var da Pakistan'da da var. Burada var mı ya Malezya'da? Bunu yapanlar zaten buranın Hintlileridir büyük ihtimalle. Şaşırdım ona. Malezya'da insan gücüyle böyle çeken görmemiştim. Herhalde Penang adasına özel olabilir. Bu abimiz ne yapıyor? Bu abimiz de diyor muzlu diyor. Tatlı mısır, kokonat falan. Bu da tatlı yapıyor ya. Şöyle. Bu da fena değil aslında. Bu da tatlı niyetine gider ha. Benim dayı ne yaptı ya? Malezya Penang adasında sıradan bir sokak lezzetlerinin olduğu bir sokaktayım. Aslanın kültürü işte. Herkes sokakta yemek yiyor. Hazır değil mi dayı ya bizimki? Vay güzel. Dayı güzel yapıyor galiba. Oğlum görmüyor musun? Mangal kömürü var. Sadece tavuk pişiriyor. Bunlar önemli şeyler. İyi, çünkü niye önemli? Orada domuz da pişirdiği zaman domuzun yağı mı falan filan geliyor. Ben bakayım seninkinden bir tadayım olmadı ben de söyleyeyim ya. Tavuk yani bildiğin tavuk. Abi benim yemek geldi. Şimdi Yiğit'ten bir kameramanlık rica edeceğim. Şöyle abi iki tane kürdan veriyor. Anlayamadım. Kanka fena değil. 30 TL falan yapıyor bu. Yap eder mi? Ya doyurmuyor. Evet. Atıştırmalık, tadımlık ben bir tavuk atayım ağzıma. Bu yani ama
Löpet değil, içinde biraz kemik var böyle. Kemikler geliyor ağzına. Evet. O yüzden biraz sıyırman gerekiyor. Evet. Ama fena değil. Yani Malezya'da acıkırsanız en azından böyle sadece tavukla yiyebilirsiniz. Şunun da tadına bakayım lan. Kanka bildiğin waffle gibi bir şey yani. Ya pankek, pankekin üzerinde işte ne var pankekin üzerinde? Muz var. Mısır falan koyuyor. Abi muzları tek tek koydu. Abi şimdi abiden aldım şunları, deniyorum. Adam bakıyor şimdi, sıcak, çok sıcak. Şöyle bir şey, içerisinde muz var, avokado var. Fena değil valla bu. Al sana bir tane de tatlı vereyim. Fena değil abi, sabahları kahvaltıda da yenir bu. Pankek, muz falan, güzel gidiyor yani. Abi şu anda ezan okunuyor. Uzun zaman sonra ezanı duymak da gerçekten sevindirici ya. Çok sevindik gerçekten. Gerçekten ezanı duymak böyle bir tüyleri diken diken yaptı derler ya. Şu an böyle tüylerim diken diken oldu. Ya ezan okunup ezanı duyacak kadar Müslüman var burada. Ama domuzun da bu kadar yaygın olması, o da çok ilginç. Ermenilerin mahallesi bile varmış burada. Bakalım şimdi daha göreceğim mi böyle Ermenistan'la ilgili bir şeyler, bakacağım. Abi bu araçlar her yerde var. Turistleri bunlar gezdiriyor. Abi böyle oturuyorsunuz. Bu abimiz kendi gücüyle sizi götürüyor. Thank you, thank you. Nereden gidelim bakayım, şuraya mı hareketli? İlerisi de hareketli, her yer hareketli ya. Hadi girelim buradan. Georgetown sokaklarında geziyoruz. Peki Malezya'nın Penang adasında Müslüman yoğunluğu olduğu veya Çinlilerin olduğu bir mahallede neden buraya Georgetown diyorlar derseniz eğer, onu da söyleyeyim size. Burayı İngiliz bir kaptan keşfediyor. Keşfettikten sonra da işte buraya nüfus gelmeye başlıyor falan filan. Diyorlar ki bu mahallenin adını, merkezin adını, kaptanın adını koyalım. Georgetown yapalım diyorlar ve burada öyle Georgetown oluyor. Ve bu mahalle UNESCO'nun miras listesinde de yer alıyor. Gündüzü farklı, gecesi çok farklı bir mahalle burası. Bir de bu adayı gezmek için en güzel olay bir motor kiralamanız. Çünkü adanın sahilleri, beachleri, çok güzel yerleri var. Ama buralara gitmeniz için bir tane motora ihtiyacınız var. Yoksa bitiremezsiniz. Bak. Evet, buraya da koymuşlar mesela. Georgetown, Dünya UNESCO miras listesinde. Bütün olay burası. Gel bakalım kanka, şurada güzel bir sokağı var. Ya mevsiminde değiliz, sezonunda değiliz. Ya da burası hep böyle sessiz mi ya? Çok insan yok, dükkanlar kapalı. Herhalde sezonu değil. Galiba ölü sezonuna geldik biz buraya. Bu kadar boş olur mu ya? Baksana dükkanların hepsi kapalı. Ama sokakta gerçekten çok güzel be. Vay be. Güzel. Georgetown'ın tanınan bir olaylarından biri de grafitiler. Çok güzel grafitiler görebileceğiniz bir mahalle burası. Her arı sokağında böyle çok güzel grafitiler var. Vay be, özledin be. Özledik abi. Ezan sesini özledin ha? Özledik tabii ya, gibi özledim. Bir tane şu motordan verseler var ya, ne gezeriz şimdi ha? Bir bakarsın beach'teyiz. Bir yapıştırırız buradan. Kanka sahilleri çok güzel ya. Oğlum ne kadar güzel camiler var lan. Bu Penang adası tamamen Müslüman herhalde. Oo, camiye bak. Oh, oh. Aa, çok şaşırdım ya. Hoca vaaz veriyor büyük ihtimal herhalde. Abi bu kadar güzel, bu kadar büyük bir cami Malezya Penang adasında, vallahi çok şaşırdım ya. Çünkü Çinliler burayı at koşturuyor burada Çinliler. Şuradan mı gidelim, nereden gidelim, dur bakayım bari. Şimdi camiye girerdim de bizde şort var şöyle. Şort olduğu için Yiğit'te de var, bende de var. Şimdi camiye girsek Türkiye mürkiye desek ayıp olur ya. Türkiye'den gelmişler şekle gel. Anladın mı? O yüzden camiyi size göstereyim. Mecid Kaptan Keling Camisi. Bak burası mesela Malezyalı Müslüman lokantası. Burada mesela. Helaldir büyük ihtimal yani. Restoranın adına bak. Merhaba. Marhaba. Arap restoranı. Abi döner. Marabana maraba kardeş. Merhaba kardeş. Merhaba kardeş. Döner mi var? Harbiden döner var ya. Bak Allah aşkına bak. Harbiden döner var. Aleykümselam. Aleykümselam. Kral döner, how much döner? Beef. How much? Digablas. Ne oluyor lan? Digablas ne? Dur bakalım kral. Dur ben sana hesap makinesini açacağım, işi çözeceğiz. 13 ringgit diyor kanka. 100 lira değil ya. Okay. Yerim abi. 2. Yes. Takeaway? Here. Yeah. Var mı yer? Ya. Gel kanka içeride yer. Tamam biz oraya geçelim. Oh, klima da var. Vallahi en sevdiğim ortam. Selamünaleyküm.
Doğru. Ne hellosu? Selamünaleyküm demek lazım. Öyle söyledim abi. İyi yapmışsın işte. Ben hello dedim de benim hatam. Juice ne içersin, içecek? Adam akıllı yemek yiyeceğim. Oğlum baklava maklava var lan. Baklava da baklava yazıyor ha. 3 ring gitmiş baklava. Şöyle enerji verecek bir şey içelim ya. Orada kebap da varmış ya. Baba kebaba şimdi giremeyeceğim. Herkes yapamıyor onu. Evet doğru. Dönerimizi yiyelim uzayalım. Abi, oğlum Türk kahvesi var. Bak Türk kahve. 20 ringgit diyor. Ama Türk kahvesi pahalıymış. 100 liradan pahalı. Ama tabii bulmak zor buralarda. Ne içeceksin Türk kahve? Şimdi dönerimiz geldi ama biz alışmışız. Hani dürüm gelecek olarak bekliyorum. Ben baktım şöyle porsiyon geldi. Şöyle hemen bir tadalım be. Bence çok iyi. Uzun zaman sonra döner yedim ya. Bence gayet iyi. Sosunu mosunu müthiş yapmışlar lan. Hiç beklemiyordum ben böyle bir sos ha. Abi. 10 numara yapmışlar. Ne diyorsun içim? 10 numara abi. Çok hoşuma gitti. Aa şu yürüyüş yolu mu? Gel kanka pazar bulduk ha. Eyvallah dayı. Yol verdi adam. Oo harbiden pazar bulduk. Çinlilerin yine mutfağı. Bu Asya'daki kızartma sevgisini anlamış değilim ya. Abi kızartmaya bayılıyor adamlar ya. Bundan sonra cadde bitiyor be. Penang Adası'nın gece hayatının olduğu bölüme doğru yürüye yürüye geldik neredeyse. Ama Penang Adası'nda böyle müthiş bir gece hayatı beklemeyin. Yani böyle of bir gece hayatı var falan filan öyle beklemeyin. Çok sakin geçiyor burası. Çok böyle yavaş, relax. Asya'daki olmazsa olmazım abi. Seven Eleven. Her yerde seni savunacağız. Hamburger ve tost yok burada ama. Evet, bunda yok tost ya. Gel gel düz sahile gidiyoruz. Bir görelim. Düşerken sağa. Ya buranın en güzel yanı şu işte. Evlerin hepsi böyle kısa kısa. Caddeler. İşte biraz daha böyle caddeleri eski, nostalji caddeler falan. Havası bu. Georgetown'ın olayı bu. Yine bakın karşıda yemek satılan dükkanlar. Gece hayatı sınırlı. Çok böyle yerin bir gece hayatı yok. Sadece bir sokak var. Bir sokağın üzerinde birkaç tane böyle gece kulübü tarzı yerler var. O kadar. Genç Georgetown'lar geliyor. Haydi Georgetown! Haydi! Gaza geldim vallahi. Abi Hintlilerin açtığı dükkandan bir tanesi. Hintliler zaten ya her yerde ya. Oo bura bildiğin Hint sokağı olmuş. Vallahi yağmur hızlanıyor. Yağmur hızlanıyor ve benim kameram su alabilir. Elimle şu an ona çatı yapıyorum. O bayağı hızlanıyor lan. Gel gel şu alta girelim gel. Gel şurada bir alt var oraya girelim. Abi benim kameram su geçiriyor ya. Yürüyemiyorum yağmur altında. Yoksa şeker değiliz, erimeyiz, yürürüz ama kameram su geçiriyor. Abi burada bir de böyle bir şey yakmışlar. Nedir bilmiyorum. Önümde hemen Çin tapınağı var. Acaba anlamı ne? İlginç. Ne bileyim ya böyle bir... Gel oğlum dumanı mumanı geliyor. Büyümüyor olmasın. Yok yok bize işlemez dayı. Yağmur hızlandı bayağı ya. Elimle böyle çatı yapıyorum kameraya. Öyle yürüyorum. Yağdır Mevlam su. Abi kamerama çok su geliyor. Kapatıyorum. Abi yağmur çok fazla yağıyordu. Yiğit'le sırılsıklam olduk. Dedi ki yağmurun altında yürüyelim Yiğit ne olacak dedim ya. Ama... Bayağı bir sardık. Bayağı üstümüz yapış yapış oldu. Şimdi şöyle bir çadıra sığındım. Hemen ileride de bir konser var. Rock müziği bir konseri var. Burada da herkes yemek yiyor. Karnını doyuruyor. Bayağı bir uzun yer burası. Herkes yemek yiyor burada. Yağmur çok iyi fazla yağdığı için çıkamıyorum. Çünkü direkt kameraya geliyor ya. Abi yağmur yine şiddetini arttırdı. Hemen bir yere daha sığındık. Sahile geldim. Dedim size sahili göstereyim de. Sağanak bir yağmur başladı. Ama sahili hemen geldiğin zaman bakın burada hemen şöyle. Hatta şöyle geçebilirsem. İnsanların şöyle yemek yediği alanlar var abi. Herkes burada yemek yiyor. Ya bu adamlar yemeği çok seviyor abi. Sıralı yemek yiyeceğiniz dükkanlar var sahilde. Ya Penang'da ben şunu gördüm. İnsanlar sadece yemek yiyor. Ya bir şey yok o kadar. Hiçbir şey yok başka. He sahilleri var tabii, kumsalları var, tapınakları falan var ama oralara daha gidemedik biz. Ama hani Penang'a gelir miyim? Yani Penang'a inanın tatil için gelmem herhalde ya. Çok bir şey göremedim ben Penang'da yani. Oh be yağmur biraz daha durduk, biraz daha dizginleşti. Bak herkes çıktı piyasaya. Yağmur dinince... Yağmur bu kadar baba.
Yağın ve muson kanka, klasik yağar, sırılsıklam eder, sonra çekilir gider. Çekilir gider. Tam muson mevsimi şu anda. Yani. Yapıyorsun bu işleri ya. Biliyorsun yani, coğrafi bilgin çok iyi. Ya, araştırmayı seviyorum. Araştırmacı gazeteci. Hocam özellikle 10. aydan sonra bitiyor muson. Allah Allah. Bak, şey var ya, Kerameti Kemal Sıralım Misalesi. Allah Allah, vay canına. Hava çok güzel oldu ya, farkında mısın? Oh. Serin geldi lan. Geldi sanki abi. İstanbul'daki havaya döndük ha, Türkiye'deki havaya döndük. Sanki şu an Mudanya'da yürüyormuş gibi hissediyor musun? Ben Mudanya'da yürüyorum abi. Sen de yürüdük ya bir hareket orada. Şu anda valla Bursa Mudanya'da yürüyormuş gibi hissediyorum ya. Yağmurdan sonra daha güzel bir hava oldu abi. Serin serin. Artık biz de yavaş yavaş otele geçelim. Otele gidelim. Az kaldı zaten. Dostlar artık videoyu yavaş yavaş bitiriyorum. Malezya'nın Penang Adası'nı görmüş olduk. Penang'ı gezmiş olduk. Ya tabii Penang'ı ben size her yerine götüremedim. Sahillerine götüremedim. Bir tapınak vardı, oraya götüremedim size. Ama onun dışında Penang'da bir şey yok açıkçası. Zaten buraya insanlar sahil, deniz, kum için geliyor. Onun dışında çok bir şey yok. İşte Georgetown'ı gördük. Sizi gezdirmeye çalıştım elimden geldiğince. Georgetown UNESCO miras listesindeydi. Oraları biraz dolaştık ettik. Penang Adası'nı bitirdik. Yarın sabah, yani bundan sonraki videodan sonra Malezya'nın başkenti olan Kuala Lumpur'a gideceğiz hep beraber. Kuala Lumpur'da dolaşacağız. Var mı söyleyeceklerin? Ya şu zamana kadar bakarsan bu geçmiş videoları da. Evet abi. Abi Vietnam'a gittik, Tayland'a gittik, Kamboçya'ya gittik. Ne diyorsun abi bu ülkeler hakkında? Vallahi abi şöyle söyleyeyim ya, Vietnam ve Kamboçya özellikle herkesin zaten gitmek istediği ülkelerden ikisi diyebiliriz, bazı ülkelerden. Vallahi Vietnam çok büyüleyiciydi. Gerek işte önceden orada savaşın geçmesi, gerek orada da tapınakların büyüleyici olması. Keza Kamboçya'da Angkor Wat Tapınağı, o da güzeldi, gayet başarılıydı. Yani zamanında güzel yapılmış bir yapı. Tayland zaten Bangkok söylemeye gerek yok. Dünyada önde gelen başkentlerden biri Bangkok. Yani bu üç ülke, üç şehir gayet güzel oldu. Ama tabii ki şimdi Vietnam'ın başkent Hanoi'ye yere gidemedik vesaire falan. Ha, tabii biraz kısa gezdik. Ama dolu dolu bir Asya turu yaptık. Az zamanda çok iş başardık. Yiğit'le benim bu yaptığım turu normalde bir tur şirketiyle yapsanız 80 bin, 90 bin liraya falan çözülür. Ama biz bu 3 tane ülkeyi, Vietnam, Kamboçya, Malezya, uçak, gidiş, dönüş, otobüs biletleri falan filan derken 35 liraya yeme içme falan derken 35 liraya hepsini çözdük bedava diyebilirim. Yani, yani 35 bin lira nerede, 70-80 bin lira nerede tur şirketlerine bakarsanız. O yüzden iyi bir plan yaparsanız bu ülkeleri tursuz olarak da gezebilirsiniz. Türkiye'deki tatil fiyatlarına bakarsanız bir haftalık bir otelin parası neredeyse 30 bin olmuş. Siz bu 30 bin liraya bütün Asya'yı gezebilirsiniz neredeyse. Ben şunu söyleyeyim, evet hani Vietnam'la Kamboçya çok beğendim ama en çok ayrılmak istemediğim yer Bangkok'tu ya. Gerçekten. Tayland'da günlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Anlamadık, yok yani. Sabah kalkıyorum, geziyorum, akşam olmuş. Bir gün bitti, bir gün bitti, evet. Bir gün bitti. Böyleydi yani, inanamıyorduk yani Tayland'da geçen günlerin hızına. Ama çok şükür güzel geçti. Önceki videolarım ben fena olmadığını düşünüyorum. Yiğit'le çok güzel maceralarımız oldu. Evet. Kazası belası öncelikle, o iyi oldu. Bakalım sağ salim de kazası. Bakalım daha devam ediyoruz. Belki bundan sonra başımıza ne gelir bilemiyorum tabii ama. Canım. Şu ana kadar kazası belası. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Evet, her şey yolundaydı. Ama Vietnam'daki Chu Chi tünelleri beni çok etkileyen. Bu gezide benim en çok etkilendiğim Vietnam'ın Chu Chi tünelleri. Ya bu beni bayağı bir etkilemişti. Kamboçya'daki Soykırım Müzesi. Ben Soykırım Müzesi'ne gittim. İnan orada da çok etkilendim. Soykırım Müzesi beni bayağı bir etkiledi. Angkor Wat Tapınağı fena değildi. Fiyatı çok pahalı. O fiyat hiç aklımdan çıkmıyor. 15 dolar yapar demiştik zaten. 15 dolar olması gereken yeri 37 dolar yapmışlar ya bence. Ya çok pahalı. Onun dışında Kamboçya çok ucuz bir ülke. Bence gördüğüm en ucuz ülkelerden konaklama olarak çok ucuz bir ülkeydi. Tayland fena değildi. Vietnam orta düzey, çok ucuz bir ülke değil Vietnam. Bedava diyeceğiniz bir ülke değil Vietnam. Asya'da artık bu bedava olayı biraz artık rafa kalkıyor. Türkiye'den ucuz ama bedava olayı biraz daha rafa kalkıyor. Ama tabii bazı ülkeler için hala bedava muhabbeti geçerli. Neyse efendim, biz gezimizi artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bu videoyu yavaş yavaş bitiriyoruz. Bundan sonraki videoda Yiğit'le başka bir yerde olacağız. Başka bir yere gideceğiz. Yiğit'cim bir veda mesajı. Veda mesajı. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Ben kısa net tamamlıyorum bu tür vedaları, kameraları, kapatışları. Öyle diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.